Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmaları da bitti. Burada da görebildiğim, yine tablodan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. 9 koşulu programı var. İngiliz maidenlarını bölmüşler, böldürmüşler. Bayağı da 3 koşusu. Ve çıkacak atları bulmak da haliyle zor. Yani yarısından fazlası döngede koşuyor. Çorba parası. Birinci koşu. Hemen başlayalım maiden'ı. Bakın bu maidenlerde her sonuç bekleyebilirsiniz. Olmazları yaparlar. 4 olması gereken Brit Maiden çıkartıyorlar. Kendi atlarına biniyor. At bulamadım burada. Öyle ekörler favori çıksalar da bunların pek çıkmaya niyetleri yokmuş gibime geliyor. 4 yeni koşan at bir sürpriz yapar gelir. İyi koşu çıkartabilir. Ekörler varsa tuttuğunuz diğer atlar. 4'te biraz derece var. Umarım gider yarışı kazanır. Yoksa diğerleri de yani bir ekörler çok güvendiğim atlarda değiller. İkinci koşu şart 3. 3 yukarı İngilizlerde. Burayı 4'ün kazanması gerekiyor arkadaşlar. Asabi. Ve eksik koşmazlarsa bunlar hiç. Her zaman için böyle sonuçlar oluyor. 4 asabi. Buranın iyi atlarından. 7 ile geçti geçildi yapıyor. Ama 4 daha iyi durumda. Daha iyi kalite olarak daha iyi bir at. Kazanabilir. 7 ve 9 rakip atları AGF'ler zaten. 3, 8, 5 bunlar 3, 8 şart 4'ten geliyorlar. Genelde eksik koşsalar da bu 3, 8, 5'ten de inandırız at varsa tercihleyebilirsiniz. Kuponunuza ekleyebilirsiniz. Tabi beklentimiz 4, 7, 9, 4'ün kazanması. 3. koşu şart 3 dişi Araplar. Burada 2 ve altın oğlu safkanlara dikkat çekmem gerekiyor. Bunlardan birinin kazanmasını bekliyorum. Özellikle 2 nolu safkan burayı kazanabilir. 2-6-6-2. Diğer atlar 3-5-1-3. Burada kayba koşmuşlar arkadaşlar bu atı maiden'da. 4'e geçirmiş. 3 nolu safkan. Bilerek ve isteyerek maiden çıkartmamışlar. Ne yaparlar bilmiyorum tabii burada. 3-5-1 diğer atlar yeriniz varsa. Beklentim 2-6. Burada da 2'nin kazanması. 4. koşu. Altılı başlangıcı handikap 16 handikap 3. Burada hafif kilolu ve yukarıda bir ağır kilolu atı önereceğim. 3 tane safkan. Hani direkt favori yapmayacağım ama 10 %5'e koşmaz burada. 10 buranın kazanırdı atı. 9 Reber gibi. 9-10. Yukarıda da kaliteli bir safkan. 3 grupta Kaisvert. Koşan aslan bulunsun derim ben kurgularda. 3-9-10. 10-9-3. Böyle bir 3 at önermek istedim buraya. Diğer atlar 7 AGF. 2 %2'lik bir at değil gene. Yeriniz varsa 2-7 gibi atlardan. Diğer atlardan tabii tercih edebilirsiniz. Beklentim bu 3 at. 3, 9 ve 10 olur safkanlar. Özellikle de 10 ve 3. Bunlar etkili olmalılar bu koşuda. 5. koşu şart 2. 4 yukarı Araplar. Nerede arızalı at varsa hepsi buradalar. Saymayacağım ama 7 de sanırım arızalanmış. Kısa vadeden sonra ara vermiş 7. O da gitti herhalde. Sapa deriyi tek atacak arkadaşlara uyarıyı yapayım. Genelde zor kazanıyorlar. 4 gibi atlar. Buranın sürpriz atını bulmak zorundayız. O da 3. Canova. Kaisvert geçen yarışta startta kaldı. Startta kalmazsa çok etkili olur. Kaisvert 3 yarış kazanır. Kazanabilir. 6 Doğan Kanı'da bu gene Kaisvert'te yazmanızı tavsiye edeceğim. 2 Kaisvert var. Yukarıda 4 Arap atı. O da buralarda sürünüyor işte. Şart 2 3. 7 10 bakın Sancaktar. En düşük handikap 62 kilo. Bu bile yarış kazanır. Yeriniz varsa 7 10 gibi atlardan da tercihleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Yani diğer olaylar Ferit çıkmadı yarışları. Bir şey bulamadım Ferit'in atında. Yarama salette çıkmıyor bir şeyler. Hani kilodan gittiğim zaman. Çok bu da tehlikeli bir grup. Şart 2 Arap dediğimiz zaman korkarız. Önereceğim bir safkan yok başka. 3, 6, 4. Bu 3 attan 3 ve 6'nın çok etkili olması gerekiyor ki 3'ün kazanması bana göre çok normal sonuç. 7-10
tercihen yazılabilir, saptanır. 6. koşu Maiden, gene 2 yaşlı İngilizlerin Maiden'ı. 6 Adana çivinden geliyor. Burada ne koşacak bilmiyorum. AGF çıktı, Ferit var üzerinde. Hani çıkacak atları genelde Ferit'e veriyorlar da ne koşacak kestirmek zor. 3 ve 4'ü dikkat çekmem gerekiyor. 2 tane ikincilikleri olan safkanlar. Biri şart, biri atı, biri Maiden. 3'ün kazanması normal sonuç. Hani tek olur da diyemiyorum, Maiden yarışı olduğu için. Tutarlar, kayba koşarlar, bir şey diyemem, ikinciliğe koşarlar. 4 de öyle tabi. Ama olması gereken bu iki attan birinin kazanması. 6, 8, 11, 7. Bu ata dikkat edin. Yeni koşan atlardan biri 7. Sürpriz yapar gelir. Çok at yazıyorsanız tarayınız. Önerim bu. 3, 4 öncelik olmalı. Ya da 3 kazanmalı. Hani kim kazanır derseniz biraz kalitede kalan 3. 7. koşu Handikap 16, Handikap 3. Burada da hafif kilolu son yarışını tekrarlarsa çok rahatlık kazanırken 7 Kurtuluş Anadolu tekrarlayıp kazanabilir, şart müsait. Handikap 16, handikap puanıyla da kilosuyla da şartın en müsait safkanı 7. 3 ile kapışırlar düşüncesindeyim. 7-3 ikili bitme ihtimali yüksek, ufak da olsa değerlendirebilirsiniz. 7-3, 7 geçilecekse de 3'e geçilir arkadaşlar. 3 bugün koşacağım derse, son yarışını pek koşmadı. Üst gruptaydı gerçi. Önceki yarışını 9'unculuğun koşmadı. Burayı koşarım derse 7'ye zor anlar yaşatır. Geçerse 7'yi 3 geçer. Diğer atları tutmuyorum. 8. koşu tekrar Maiden. Burada 4 ve 5 nolu safkanlar. Aprantili atlara dikkat edelim. Bu atlardan biri çıkar. 5 bakın sürprize kalmış. 106'lık bir at değil. Yani hep diyorum ayarlı koşarlar bu Maiden'ları. 8 dönüyor arkadaşlar. Tek atacak arkadaşları atmayın 8 olsa da. Duyum falan almadığınız sürece. 4-5-5-4 birinin çıkmasını bekliyorum. 1 AGF, 7 gene biraz çarp birini gördüm. 1-7 yazılır. Yeni koşan at 2-8. Çok at yazan arkadaşlara dikkat ediniz derim. 4-5-5-4. Dokuzuncu ve son koşu. Burada bir tek önerim daha var. 13 fırtına ibiş. Bu zor koşuda mesafe kısa. 13 nolu safkan. Şartın bütün gereklerini yerine getirmiş durumda. Ben de kazanmasını bekleyeceğim. Jockey hata yapmazsa bu grupta etkili bir koşu çıkartıp kazanabilir. Sprint atmasını bekliyorum. 13 nolu safkan. Son ayak teki olarak da öneririm. Hani şans kuponu yapan arkadaşlara da öneririm. Çünkü son ayağa kurgu getirip tekte bırakmak anca böyle geliyor. Zaten son ayağa kadar buralarda kurgu da gelmiyor kolay kolay. 13. 9'a dikkat ediniz burada. O da iyi koşabilir. Diğer şartın kazanabilir safkanı oldu Yavuzkan. Diğer atlar artık 2, 4, 5, 6, 7, 15'e kadar. Bunlardan tercih ediniz arkadaşlar. Olmaz diyemiyorum. Mesafe kısa Arap atları. 100 metrede ortalık karışır, 200 metrede de kazanacak at ortaya çıkar aşağı yukarı. Kafayı alan bitiriyor biliyorsunuz. Elazığ'da görebildiklerim bunlardı. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.